Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım, bir yüksek biyoloğum ve 2 çocuk annesiyim ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bugünkü videomuzda sizlere spordan önce ne yemeliyiz bundan bahsedeceğim. Biraz sporcuların nasıl beslenmesi, spor yapanların nasıl beslenmesi gerektiğinden. Bir kere öncelikle egzersizden önce neden yemek yemeliyiz? Biraz bu konudan bahsedelim. Uzun yola çıkarken yakıt deposunu doldurmak her zaman en doğrusu olacaktır. Belki birkaç gün önce yakıt aldınız ve depoda hala biraz yakıt bulunuyor olabilir ama eğer akıllı ve tedbirli biriyseniz yakıtsız kalma riskini almamak için yola çıkmadan önce depoyu tekrar doldurursunuz mutlaka. Aynısı vücudumuz için de geçerli, vücudumuzun deposu için de geçerli. Sabah ilk iş olarak bir saat yüzüyor ve bir önceki gece yediğiniz yemek sayesinde deponuzda hala yeterli yakıt olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ancak havuza gitmeden önce yemek yerseniz çok daha iyi hissedebilirsiniz. Çünkü egzersiz sırasında kan şekerini muhafaza etmek için vücudunuz sağlam bir karbonhidrat deposuna ihtiyaç duyar. Fakat yemek yemeden geçirilen uzun bir gecenin ardından karbonhidrat deposu azalmış olabilir. Egzersizden önce yedikleriniz kaslarınızın çalışması için gerekli yakıtı sağlayacaktır. Ayrıca uzun bir egzersiz öncesinde yemek yemenin bir nedeni daha vardır. Bu da egzersiz sırasında acıkmanızı engeller. Peki egzersizden önce ne yemelisiniz? Egzersiz öncesinde tüketilmesi gereken gıdalarla ilgili sert ve katı kurallar yoktur. Yemekten kısa süre sonra egzersize başlayacaksanız işte meyve veya süt ile hazırlayacağınız bir shake ideal bir seçenek olabilir. Öğleden sonra işte koşuya çıkacaksanız hindili bir sandviç ve bir kase çorbayı sindirmeniz kolay olacaktır. Sabahları egzersiz yapıyor ancak işte kahvaltı yapmaktan hoşlanmıyorsanız bu durumda canınız ne istiyorsa onu yiyin. Öğün saatleri için belirli bir kurallar olmakla birlikte aslında size uygun olan seçeneği tercih etmelisiniz. Çünkü bu tamamen kişiye özeldir. Herkes aynı değildir. Bazı insanlar egzersiz öncesi öğün saatinde her zamanki gibi bir yemek yerken, her zamanki saatinde, her zamanki porsiyonla bir yemek yerken diğerleri öğünlerinin daha hafif olmasını tercih edebilir. Genel anlamda egzersiz öncesinde yediklerinizi sindirmek için ne kadar fazla zamanınız olursa o kadar güçlü ve sağlam bir öğün tercih edebilirsiniz. Karbonhidratlar vücudumuzun motoru olduğu için son derece önemli olduğuna egzersiz öncesinde tüketilen besinlerin karbonhidrat içeriğinin yüksek olması gerekmektedir. Biraz protein almak da uygun olacaktır. Çünkü protein sindirimi yavaşlatır ve böylelikle karbonhidratların kana biraz daha yavaş ve istikrarlı bir şekilde karışmasını mümkün kılar. Fakat egzersizden hemen önce fazla yağ içeren, fazla miktarda yağ tüketmeyi istemeyiz. Çünkü yağ sindirimi hem çok yavaşlatır hem de rahatsız edici bir düzeyde tokluk hissi yaratabilir. Yüksek lifli gıdaları ise spordan sonraya bırakmak gerekir. Çünkü lifin vücut sistemine girmesi biraz fazla zaman alır. Yemekten sonraki bir saat içerisinde eğer egzersiz yapacaksanız bu durumda küçük, yarı katı veya sıvı bir öğün uygun olacaktır. Örneğin shake hafif ve sindirimi kolay bir öğün olarak tercih edilebilir. Öğleden sonrası egzersiz yapanlar için öğlen her zamanki gibi dengeli ve sağlıklı bir öğün tercih etmek yeterli olacaktır. Ancak böyle akşam yemeğinden önce yapacaksanız egzersizini o zaman öğleden sonra böyle bir ufak atıştırmalık yapmak faydalı olacaktır. Örneğin böyle bir kase az yağlı yoğurt ve biraz meyve ihtiyaç duyduğunuz yakıtı sağlayacaktır. Peki egzersizden önce ne kadar yemelisiniz? Sporcular genellikle egzersizden önce tam olarak ne kadar yemeleri gerektiğini bilirler. Ancak insanların büyük bir kısmı kendileri için neyin uygun olduğunu anlayana kadar deneme yanılma yöntemiyle ilerlemeyi tercih ederler. Antrenman dönemindeki sporcuların egzersizden önceki 1 ila 4 saat arasındaki dönemde vücut ağırlıklarının her 1 kilogramı için 1 ila 4 gram arasında karbonhidrat tüketmeleri önerilir. Bu sıralama yemekten ne kadar sonra egzersiz yapacağınıza bağlı olarak değişir.
sindirim süresi ne kadar uzunsa egzersiz öncesi öğünde o kadar fazla yiyebilirsiniz. Yani örneğin egzersizden eğer 1 saat önce yemek yiyorsanız bu durumda kilogram başına işte vücut ağırlığınızın her bir kilogram başına 1 gram karbonhidrat tüketeceksiniz. İşte 2 saat önce yiyorsanız egzersizden kilogram ağırlığınızın işte kilogram başına 2 gram karbonhidrat, işte 3 saat önce ise 3 gram karbonhidrat gibi artacaktır. Örneğin 70 kilo ağırlığındaki bir birey eğer egzersizden 1 saat önce yemeğini yiyorsa 70 gram protein alacak. 2 saat önce yiyor, özür diliyorum, 70 gram karbonhidrat alacak. 2 saat önce yiyorsa yemeğini 140 gram karbonhidrat alacak. Bu öneriliyor. Şimdi burada sonda bir not eklemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yaktığınızdan fazlasını yemeyin. Eğer özellikle kuvvet gerektiren ve uzun egzersizler yapmayı tercih etmiyorsanız mutlaka egzersizden önce yakıt almanız gerekmez. Mesela sabahları 30 dakikalık bir tempolu yürüyüşten oluşan bir egzersiz programınız varsa bu sizin için harika sonuçlar verir. Ancak çok da yoğun olmadığı için egzersize başlamadan önce deponuzu doldurmanıza da gerek yoktur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.